Göktelen Göktelen Hadi lan. Yatırdım parayı koca abi Göktelen'e Hem de yüksekliği 220 metre Mafya ile aram bozuk Gece gündüz peşimdeler peşimde Yaktılar güzelim binayı Yazılımla takip edince Koca Çin'de adam kalmadı. Çağırdık bir Amerikan'ı, bir aç kapat yaptı, söndürdü bütün yangını. Temalı bu yapımda senaryosunu Türk esnaf ve zanaatkarlar odasının yazdığını düşündüğümüz yükseklik korkusu olanların yapımı izlerken kriz geçireceği Koli bandının faydaları başlıklı kamu spot olarak ülkemiz billboardlarını süsleyebilecek kalitede olan tek bir USB ele geçirmek için koca gökdelenin fütursuzca yakıldığı ve fütursuzca yakılan koca gökdelenin yangın söndürme sisteminin Türk mantığı ile aç kapa yapılarak aktif edilip yangının söndürüldüğü 90'ların atlamalı, çatlamalı ve hatta patlamalı yapımlarının dibinin ekmekle sıyrılmasıyla ve ve sıyrılan ekmeğin ağızda gevelenip tükürükle sakızlaştırıldıktan sonra ortaya çıkan sümümsü şeye CGI basılmış bu hikayede Rak abimiz yine ve yeniden ya hak diyerek günü kurtarır. Kötü adamları döver, iyiler kazanır, gökdelenden 3 elma düşer ve sonsuza kadar mutlu yaşalar. Az önce anlattığım her şey gerçek. Oğlum ne kadar saçma bir giriş farkında mısınız? Ama bak yemin ediyorum yapımın kendisinden daha saçma değildir. Yönetmenin elinde Hollywood klişeleri adında bir kitapçık olsa ve yapımı tamamen klişelerden oluşturmaya kalksa bile bu kadar klişe barındıramazdı. Ulan bir USB ele geçirmek için koca göklerini yakmak nedir? CGI işini iyice abarttılar demek istemiyorum ama hakikaten abarttılar oğlum. Bir şeyi yerinde kullanınca güzel işte. Fazlasını yapınca boku çıkıyor. Hayır bedava da değil ki bu meret. Senaryolar efek kaynıyor resmen. Artık iyice protein tozu basılmış kaslı ama şekilsiz erkek vücuduna dönmeye başladılar. Süper kahraman yapımları için hatta fantastik ve bilim kurgu yapımları için yiyoruz bu GDO'lu oldu senaryoları da. Abi başrolü ampute olan bir aksiyon yapımında da. Bu kadar abanmayın ama bu şu CGI'ye la. Yapım Amerikan polisiyesi tadında başlıyor ama kahramanımız Rak abi daha en baştan yaranı tuttuğu için Hayatına ampute bir şekilde devam ediyor. Peki size bir soru. İşini kaybetmiş orta yaşlarında olan Amerikalı bir erkek ile aynı şartlardaki bir Türk erkeği arasındaki en büyük fark nedir? Tabii ki de çoğunuz bilemedi. Garajdır arkadaşlar. Küçük de olsa garajı olan her Amerikalı potansiyel bir şirket kurma yeteneğine sahiptir. Yani garaj eşittir şirkettir. Garaj eşittir Amerikalı olmaktır. Bizdeki garaj mantığı ne peki? Ahan işte bu. Hayır iyi ki birkaç şirket garajda kuruldu efsanesi yayıldı Sanırsın her garajda şirket kuran Apple oluyor Amazon oluyor. Hacılar olay şu. Rak abimiz eskinin FBI ajanı. Şimdinin de apartman güvenlik görevlisi. Bakın buna öyle havalı isimler falan vermek gerçeği değiştirmiyor. Adam bildiğin güvenlik görevlisi işte bunların. Neyse Rak abi eski bir arkadaşı vasıtasıyla kiralıyorlar. Abimiz de gökdeleni inceleyecek. Hocam burası güvenli. Hocam şu kolon sağlam. Binanın gökdelene dönüşme riski yok. Diyecek konu kapanacak. Bak yemin ediyorum. Finalde olayın Gökdelen'le alakası yok desem. Gökdelen yine var tabi. Ama KK nasıl CHP'nin başında varken bir şey olmuyorsa. Gökdelen'i yapımdan çıkarsan yine bir şey değişmiyor. Hocam işin içine mafya mı girmedi? Efendime söyleyeyim rüşvet mi girmedi? Yazılım casusluğu mu girmedi? Ya sakat bir adamın ebesinin hörekesi yükseklikte bir vinçten Evet Winch'ten. Gökdelen atlaması mı girmedi? Bak az daha zorlasalar 2024 yerel seçimlerine bile sokarlarmış o derece. Resmen senarist bugüne kadar aksiyon yapımları senaryolarının içine ne konduysa bir fazlasını koyarım demiş. Zira senaryo Fenerbahçe'nin 2015 başkanının seçim yarışı gibi. Siz ne vereceğinizi söyleyin ben bir fazlasını veriyorum. Kolay gelsin. Anladım ki Çinliler için işlev değil boyut önemli abi. Artık adamlarda ne tür bir eziklik psikolojisi varsa en büyük gökdeleni yapmanın yanı sıra bir de o gökdelen en yeşil dostu en gökdelen gibi gökdelen yapmak için çeşitli taklalar atmışlar. Bak bu öyle bir bina ki Matrix'teki Matrix'teki mimar bile böylesini akıl edemez. Ayrıca uğraşmaz ama abi. Oğlum apartmanın içinde orman var. Hatta bırak ormanı şelale var ulan. Niye abi niye? Siz petrol zengini Arap mısınız? Bulutların üzerinde yaşamak nasıl bir fantezi dünyasının ürünüdür? Gelmişlerini geçmişlerini zıngırdattıklarım. Bir de binanın tepesine mimarın kolundaki saatle kontrol edilen top koymuşlar. Evet abi top. Hayır top 8K çözünürlüklü kamerayla donatılmış. Sebep? Eşeğin zikinden dolayı. Ne sebep arıyorsun oğlum? Yaptık oldu işte. Oğlum şu gökdeleni yapmak için harcadığın parayla Mars'a gidersin. Koloni kurarsın. Üstüne kalan parayla kendini ülke falan satın alırsın amına koyayım. Adam resmen borsaya yeni girmiş silkelenmeye hazır toy yatırımcı gibi elindeki her şeyi tek binaya yatırmış. Hikaye o kadar iyi akıyor ki... Daha yapım yarım saati doldurmadan kimin ne mal olduğunu öğreniyoruz. Hayır zaten yapımda gizem sorunu var. Öyle bir gizem verememişler ki bir sonraki sahnede ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu esnada haberiniz olsun Rak abimiz iki elle bir makineli silah doğrultamayan mafyamsı tiplerden kaçıyor. Elindeki tableti çinli bir ablaya kaptırıyor. Polis motoru çalıyor. Gökdelene gidiyor. Öyle uzun uzun anlattım ama bu saydıklarımın hepsi 3-5 dakikada oluyor yani. Neyse Rak abi ailesinin gökdelende olduğunu öğrenince hemen bir mallık yapıp o apartmana girmem lazım diyor ve vince e tırmanıyor. E tabi vince e tırmanmak yetmez. Kara muratlık da yapıp vinçten apartmana serbest dalış yapması lazım. Rak abi galiba lol karakteri gibi. Ne kadar uzun kaybederse o kadar pervasız oluyor oğlum. Demek ki iki bacak kaybetse neler olacak siz düşünün artık. Akıllı adamın yapacağı mi şunlar. Rak neler yapıyorsun ya. Eller el yukarı teslim ol. arkanı dön. Yürü yatman. lan. Etrafın sarıldı. Evet havada sardık etrafını. Arkanı dön ve yere yat. Neyse meğerse mimar abi apartmanı dikerken mafyaya para yedirmiş. Sonra yedirdiği paraya da takip yazılımı yerleştirmiş. Vay babam vay. Üstüne bir de mafyaya ait bütün banka hesaplarını o yazılımla bulmuş. He gülüm. Bak şimdi kankalar. Mafya o hesapların içinde olan USB'yi eline geçirmek istiyor. Burada okeyiz aslında gökdelen falan hikaye yani. Yani gökdelen yerine sarı taksi ya da ne bileyim hamam hatta bir düğün konvoy sebebiyle trafiğe takıldığı esnada da adamlardan USB çalınabilirmiş. Ama tesadüf eseri gökdelen dikmek daha mantıklı gelmiş amını tahtasını siktiğimin mafyasına. Oğlum kedi büzüğü kadar bir USB ele geçirmek için gökdeleni yaktılar lan. Hayır Allah'tan USB biraz daha büyük değildi. Çünkü yapım şirketinin ellerinde %50'sini içeride tuttukları CGI'lar var belli ki. O değil de yapımda bir polis şefi var evlerden bırak. Adam resmen kriz anındaki İmamoğlu gibi. Bir an var sonra yok oluyor. Süper, hiber, uber teknolojilerle donatılmış ebesinin örekesi boyunda gökdelen yanıyor. Ama polis şefimiz her an paran döken kayak merkezinde ortaya çıkabilir. Daha da komiğine biliyor musun abi? Bina yanıyor. Adamlar dünya kupası finali izler gibi dev ekranlarda yangın izliyor. Oğlum yapacak hiç mi işiniz yok? Niye şantiye ya da iş makinesi izleyen dayılar gibi toplamış yangın izliyorsunuz abi? Yani muhtemelen abilerin kayışlar hafiften gevşemiş. Hayır Hong Kong Çin'e bağlı bir yer. Çin lan Çin. Adamlar koronavirüsü gizlemek için bütün şehri kapattı. Sizce bu yangını dev ekranlardan verirler mi? Ve sıkı durun kankalar. Rak abi kolivanını kullanarak kendini örümcek adam yapıyor ve büyük bir patlamaya sebep oluyor. Ulan aksiyon olsun istiyorsunuz anladık da. Niye işi fantastik hale getirmeye çalışıyorsunuz birader? Ayrıca bu insanlar neye seviniyor abi? Hayır her az önce büyük bir patlamaya neden oldu bir de. Adam belki terörist tamına koyup. Dostlar hazır mısınız? Şimdi size yapımın en iyi yanını söylüyorum. Bir buçuk saatte bitiyor acı. Hani Serdar Ali Çelikler diyor ya. Topla polemiğe girmeyen topçunun hastasıyım diye. Heh senariste de yapımın süresini uzatarak polemiğe girmemiş. Demiş ki benim adım Hıdır elimden gelen skyscraper. Kısacası gökteren yapalım dedik. İçimizde patladı. Rak abi geldi. Şak diye günü kurtardı. Kahraman olmak için süpere gerek yok. Örümcek adam neymiş? Çözör o işi kolibandi. Temalı bu yapım bizim için.